Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz AYT Matematik bu sene kendisinden çok söz ettirdi. Gerçekten de bu zamana kadar çıkmış en zor sınavlardan bir tanesiydi. Hele ki bir polinom sorusu var, olimpiyat sorusu olduğu söyleniyor. Zaten gerekli açıklamaları soruya gelince yapacağız ama ilk önce bir soru değerlendirelim. Çünkü sonunda önemli bazı açıklamalar olacak. Özellikle önümüzdeki sene tekrar sınava girecek olan öğrenciler ya da sınava ilk defa girecek olan öğrenciler ve tercihlerde sıralamasının ne olacağını merak eden öğrenciler lütfen çok dikkatli bir şekilde izleyin. İlk önce bir soru gidelim mi aklınızdaki soru işaretlerini gidermek için? İlk sorumuz, şimdi her bir soruyu da değerlendireceğim kolay, orta, zor şeklinde. Bakalım sizler de benimle aynı fikirde misiniz? Birinci soru bir üssüz sayı var sorusu. Yan taraftan PDF açıp bakabilirsiniz. Biz gösteremiyoruz biliyorsunuz. Bir telif denilen durum var ne yazık ki. Üssüz sayı var sorusu bence bir AYT'ye göre kolay bir soruydu. Neden? Çünkü AYT zaten özünde zor olması gereken bir sınav. Geçen sene kolay bir şekilde sorduklarında neler yaşadığımızı gördük. O yüzden özünde zor olması gereken bir sınavda üssüz sayı var sorusu böyle sorulabilir. Üssüz sayılara göre sıralama yapıyorsunuz. Kolay seviyede. İkinci soru asal sayılarla alakalı bir soru. Kolay orta arası bir soru diyebiliriz. Üçüncü soru çok kolay bir soru. Gerçekten de hatta bu soruda hani toplayarak, çıkartarak x kareye kare denklemleri çözerek çözebileceğiniz gibi hani eksiyle çarp, x kareyi yok et, y kareyi yok et. Direkt olarak şuna da bakın arkadaşlar. X kare ve y karenin eşit olduğunu ve her ikisine de 2 verdiğinizde sonucun çıktığını da görebiliyorsunuz. Dördüncü soru ilk zorlayacak sorulardan bir tanesi ama ben bu soruyu görür görmez cevabını hemen buldum. Nedenini söyleyeyim. M artı n 289'dan farklı diyor. 289 olması için bilindik sayı var ya 288 bir. Ha demek ki m ile n aralarında asal olacak. 1 ve 288 olmayacak ama 1 ve 288 çarpımı 288 olan diğer aralarında asal sayıları düşündüğünüzde zaten cevap çıkıyor. Ama tabii ki bunu fark etmeyenler biraz daha aralarında asal sayıları deneme yanılma böyle birkaç tane test yapmak zorunda kalacak var. Orada zorlanabilir orta seviyede bir soru. Beşinci soru eksi 1 ve 4 yukarıda 2 ve eksi 2 ve 6 aşağıda kök olarak verilecekmiş gibi geliyor. Tam tersi çıkıyor ama yerine yazarak çok rahat bulunabilecek bir soru. Ama vakit alan bir soru onu da söyleyeyim. Çünkü eşitsiz bu ve benzeri soruları çok sık çözüyoruz ama vakit alıyor. Bence kolay orta arası bir soru. Altıncı soru kolay bir soru. Grafiklerdeki eklentiler. Fx'i a ile çarptım. Fx'i a kadar öteledim gibi durumların ne olacağını sürekli olarak söylüyoruz. Kolay bir soru. Yedinci soru bence orta zor arası bir soru. Çünkü bir fonksiyona bir eğri vermiş. Diyor ki f bileşki x, fx a aldığında a sayısı aşağıdakilerden hangisidir? O açık aralık sorusu vardı ya. Ha, burada ilk önce f bileşki f a eşittir 5 diyoruz. Çünkü alacağı en büyük değer 5. Bu aralığı alıyoruz. O zaman f bileşki f a'nın şu aralıkta olması lazım deyip birkaç tane aralık çözüyoruz. O yüzden orta zor arası bir soruydu. Bence gayet güzel bir soruydu. Onu da söyleyeyim. 8. soru mantık sorusu AYT'de yine geldi. Bu mantık sorusuna baktığımızda bu doğru ise diyor. O zaman biz p, q, r hangileri doğru hangileri yanlış bunları buluyoruz. Daha sonra sayı basamaklarıyla kolaylıkla çözüyoruz. Yani bence kolay orta arası bir soruydu. Çok zor değildi. 9. soru orta seviyede bir soru. İkinci derece denklemde. Hani C'yi yerine yazmak, delta'yı yerine yazmakta bazıları zorlanabilirler. Denklem karışıyor ama bence çok da fazla zorlanılacak bir soru değil. Şimdi ben bilgisayarımı yan tarafa alacağım ve geleceğim sizler için şu polinom sorusunu çözmeye arkadaşlar. Polinom sorusuna bakalım. Soruyu dediğimiz gibi yansıtamıyoruz ama sorudaki bilgileri şuraya yazalım. Birincisi adam diyor ki px büyük eşittir x olmak üzere dördüncü dereceden px polinomu her x gerçel sayısı için. Px büyük eşittir x şartını sağlayacak. Bu bir. P1 1'e eşit. P2 4'e eşit. P3 3'e eşit. Bizden P4'ü istiyor. Öncelikle bu soru için olimpiyat sorusu denmiş. Evet, olimpiyatlarla uğraşanlar bilirler. Az çok öğrenci hazırlayan öğretmenlerimizle. Bu soru olimpiyatlarda birinci aşamaya çok güzel gidecek bir sorudur. Yani ön elemelere. Yoksa esas bir olimpiyat sorusu olarak çıkmaz. Genellikle ön elemelerde 20-25 tane soru sorulur öğrenciye. Onları geçene işte 3 tane soru verilir. Bu o 20-25 sorunun arasından güzel bir soru olacaktır. İkinci aşamaya çok rahat gireceğini zannetmiyorum. Ama bu sorunun benzerini türevde çözmüştük zaten. Şimdi temel mantığını anlatayım size. Adam bizden P4'ü istiyor. Dördüncü dereceden bir denklem diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda ax üzeri 4, bx küp cx dördüncü dereceden bir polinom kurduğunuzda bu işin içinden çıkamazsınız. Burada çok kuvvetli bir mantık var. Bu. İyi de hocam bu bize ne ifade etmeli ki? Bu ne ifade etmeli biliyor musunuz? Y eşittir x doğrusu bu olsun. Diyor ki px
x'ten ya büyük olacak ya eşit olacak. Yani px'in grafiğini çizdiğinizde şu üst tarafta olacak, alt tarafa gelmeyecek. Bu bir. İkincisi p1, 1'e eşit. Yani x yerine 1 koyduğunuzda 1'e eşit olacak. O da bu eğri üzerinde. Demek ki p1 burada denk geliyor. P3 de 3'e eşit. 3 koyduğunuzda yine eğri üzerine denk gelecek. Yani p fonksiyonu, p polinomu eğrinin şu doğrunun üst tarafında ama buraya ve buraya değecek. Değecekse bakın mecburen şöyle dönmek zorunda. Neden? Eğrinin altına inemez. Doğru. Daha sonra bunu dik bir şekilde, sivri bir şekilde yapamaz. Niye? Bu bir polinom. Polinomlarda kırılma noktaları olmaz. Böyle sürekli ve türevli olarak devam etmek zorunda. Bu da bize bu doğru ve bu eğri arasında birbirine eşitlediğimizde çift katlı köklerin, çünkü teğet o noktalarda, parabollerden hatırlayın, çift katlı köklerin olduğunu gösteriyor. X'in 1 olduğu noktada çift katlı kök var. Yani x eksi 1'in karesine tam bölünüyor. X'in 3 olduğu noktada çift katlı kök var. Yani x eksi 3'ün karesine tam olarak bölünüyor. Ama ne zaman? Px x'e eşitse. Çünkü px bu, x bu birbirine eşitlediğimizde. Px eşittir x dediğimizde. Px eksi x eşittir 0 yaptığımızda. O zaman bu şart sağlanıyorsa demek ki px eksi x'in kökleri bunlar. Yani px eksi x eşittir x eksi 1'in karesi x eksi 3'ün karesi. Px eksi x fonksiyonu nedir? İki tane çift katlı köke sahiptir. Lütfen parabollerde doğruların durumunu hatırlayın. Parabolle doğruyu eşitliyordunuz ama doğru denklemini bu tarafa atıyordunuz. Sonra delta 0'a eşittir diyordunuz. Teğet ise, çift katlı kök ise. Buradaki durum da aynı. Ama çift katlı kökleri 1 ve 3 olan tek denklem bu değildir ki. Buradaki katsayı değişebilir. O yüzden buraya A diye bir katsayı yazmak zorundasınız. Baş katsayısı farklı. Onu da nereden bulacağız? Buradan. P2 4'e eşittir demiş. P2 eksi 2 eşittir A çarpı 2 yazın 1. 2 yazın 1. P2 4 ise demek ki A kaç? 2. O zaman Px eksi x eşittir 2 tane x eksi 1'in karesi x eksi 3'ün karesi. Benden P4'ü mü istiyor? P4 eksi 4 eşittir 2 çarpı 4 yazdığınızda 3, 3'ün karesi, pardon 3 özür diliyorum. 4 yazdığınızda 3'ün karesi, 4 yazdığınızda 1, 1'in karesi. P4 eksi 4, 9, 18, P4, 22 olarak karşımıza çıkacak. Evet, bu sınavdaki soruların içerisinde bence en zor olanı, en seçici olanı buydu. Hatta bunu çözerken aklıma şu geldi. Öğrenciler bazen şunu söylüyorlar işte. Hemen şunu söyleyeyim. AYT hiçbir zaman kolay değildir. Zordur zaten. Zor üzerinden bir değerlendirme yapmak lazım. Orta ve zor üzerinden. AYT konsantrasyon, AYT denemelerini öğrencilere çözdüğümüzde ya hocam bu kadar zor sorarlar mı? Elbette ki sorarlar arkadaşlar. Ya da sormaları gerekiyor. Üzgünüm. AYT bu minvalde olmak zorunda. Aksi takdirde eleyemez. Peki lafı uzatmayalım. Devam edelim ama unutmayın. En sonunda bir değerlendirme yapacağım. Bundan sonraki sınavların gelişiyle alakalı. Lütfen orayı da dinleyin. İkinci soru. 11. soru kartezyen çarpım soru. Sorusu oldukça kolay. Kesişim ve birleşim soruları. Oldukça kolay diyorum. AYT bazında bence kolay bir soru. 12. soru dizi, aritmetik dizi sorusu. AYT bazında kolay bir soru. 13. soru hesap makinesi sorusu. Logaritmada işlemleri olduğu için aslında klasik bir logaritmik işlemi farklı şekilde sormuşlar. Orta seviyede bir soru. 14. soru olasılık sorusu. Koşullu olasılık bence kolay, orta arası bir soru. Ama 15. soru olasılığın zor bir sorusu, seçici bir sorusu. Çünkü bu, yani burada cümleyi anlamak zor. İşlemi çok kolay, onu söyleyeyim. Cümleyi anlamak zor. 3 için sağlamayacak ama 4 için sağlayacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Cevabı D şıkkıydı. Güzel bir soru. Ondan sonra 16. soruda binom var. Biraz uğraştıracak ama zor olmayan bir soru. Orta seviyede, orta kolay arası. 17. sorusu limit soru. Limit sorusu tekrar söylüyorum. AYT'ye göre orta seviyede bir soru. İlk etapta 1 üzeri sonsuz gibi düşünmüş öğrenciler bunu. Kalkmadı mı müfredatta? Fakat orada logaritmik işlemleri yaptığınızda 0 bölü 0 belirsizliğinden giden değerler olduğunu çok da zorlanmayacağınızı görüyorsunuz. 18. soru süreklilik sorusu bence kolay bir soru. 19. sorusu orta seviyede bir soru. Bunu direkt türev olarak A artı B, A kare artı B kare, hatta küpleri işin içerisine sokarak çözebileceğiniz bir soru. 20.
İkinci soru güzel bir soru, türev bir sorusu. Bence seçici bir soru arkadaşlar. Bu da çok kolay yapabileceğiniz bir soru değil. 21. soru gene çok güzel bir soru. Çünkü klasik bir maksimum minimum problemi değil. Orada V vermiş, zaman, süre vesaire. Ama birkaç tane işlem gerektiriyor. Oldukça seçici bir soru. Yani türevden biraz zor gelmiş diyebiliriz. Tabii burada benim yaptığım yöntemle değil, farklı bir yöntemle yaparsanız kolay olma ihtimali de var ama o yöntemin akla gelmesi de zor. 22. soru bence kolay bir soru. Artana zaman aralıklarla sınır değerler kökleri sağlayacak dediğimizde hemen çıkıyor. 23. soru değişken değiştirmenin kolay bir sorusu. Değişken değiştirmede genellikle ÖSYM söylerdi. Şu değişken değiştirmeyi uygula derdi. Burada dememişler fakat bildiğimiz değişken değiştirme testlerinde, soru bankalarında ilk sayfalarda görebileceğiniz bir soru tarzı, onu da söyleyelim. 24. soru yine çok beğendiğim sorulardan bir tanesi. Neden beğendim bu soruyu? Mantığını çok güzel kurgulamışlar arkadaşlar. F0'a eksi 1 bölü 2 vermiş adam. Eğri üzerinde alanları da vermiş. Sen türev integral arasındaki bağıntıyı kurarak 3 arttı, 2 azaldı, 2 arttı, 4 azaldı. Acaba nerelerde 0'a denk geliyor vesaire? Bunu düşünerek çözebilirsin bu soruyu. Güzel bir soru. C olacaktı cevabı. 3. 25. soru güzel bir soru. Yine integralden çok zorlayacağını düşünmüyorum. 26. soru integralde avans sorusu. Çok zorlayacak bir soru değil bence. 27. soru trigonometri. 28. soru sanırım kosinüs teoremiyle çözülen bir trigonometri. 29. soru yani trigonometri sorularında, hatta 30. soru da dahil, trigonometri sorularında zorlanacağınızı zannetmiyorum. Çünkü biraz klasik soru bankası soruları olmuş bunlar. Bunu da söyleyelim. 31. soru yine bir trigonometrik tanım sorusu. Bu soru güzel. Biraz daha soru bankalarındakine göre farklı. Ancak burada özellikle dikkat etmeniz gereken yaklaşık 5 tane trigonometrik soru var değil mi? Evet. Trigonometri sorusu 5 tane çıkmış. Bu da konunun artık önemini gösteriyor bizlere. Ağırlık merkezi ile alakalı soru cevabı 27, 32. soru. Ondan sonra dik koordinat düzleminde x artı 2 uzaklık üzerinde bulunan 3 birimdir dediği soru. Bunlar klasik biraz geometrinin orta seviyelerinde sorular. Geometride çok fazla zorlamamışlar aslında. Geometriye baktığımızda 34, 35, 36. soru bir yeni nesile yakın olmuş. İşte şeklin içerisinden top, tenis topu attığınız soru ama o da ağırlık merkezinin işte kenarları uzaklığına baktığınızda şundan küçükse büyükse. Şimdi geliyoruz yorumlamaya. Sorular zor mu? Gerçekten zor. Fakat ben şuna katılmıyorum arkadaşlar. Feryat Figan böyle sınav olmaz. Gerçekten de o polinom sorusu benim, yani şu ana kadar hatırladığım ÖSYM'nin en zor sorduğu sorulardan bir tanesi ve size denk geldi. Ama geçen sene sınav kolaydı. Geçen sene ne oldu? Mahvoldunuz tercihlerde. Umut ettiğiniz yerlere giremediniz. Klasik bir cümle, doğru. Sınav zordu ama herkese zor arkadaşlar. Dolayısıyla burada psikolojiyi doğru tutmak lazım. Ben soruların bu minvalde, hani bazen biraz daha kolaylaştırılabilir, bir öğretmen olarak kızmayın lütfen, olmasını doğru buluyorum. Ama bunu neden söylüyorum? Öğrencilerin kendine çeki düzen vermesi için değil. Biz öğretmenlerin de kendimize çeki düzen vermemiz için. Ben de bir öğretmen olarak böyle sorular çıktığını görmeliyim ve öğrencilerime bu tarz soruları anlatmalıyım. Yani şu anda bir öz eleştiri yapıyorum lütfen. Çünkü x açıları vesaire yapmamızın sebebi zaten bunlar. Hani konsantrasyon denemelerinde AYT hocam böyle zor oluyor mu yahu? Ya AYT, bence konsantrasyon AYT bu kadar zor değil. Tamam, orada da çok seçici sorular var ama yani olimpiyat sorusunda değil. Şirip getirmedik en azından, ya da getirdik mi bilmiyorum, şu anda hatırlamıyorum, yalan olmasın. Demek istediğimi anlıyorsunuz. Bunlar artık çok kolay, bu sınavların artık çok kolay olmadığını görmeniz gerekiyor. AYT'nin olması gereken mod genel olarak bu. Hocam biz buna hazır değiliz, eğitim sistemimiz hazır değil. Buna bir şey diyemiyorum. Elbette ki burada okullarda vesaire daha iyi bir eğitim verilmesi gerekir mi gerekmez mi, buna karışmıyorum ben. Sadece bu minvaldeki bir sınavın olması gereken halin bu olmasını söylüyorum. Ha, ama şuna da birkaç tane eleştirim var. Ben bütün yükün matematiğe yüklenmesi taraftarı değilim. Yani hep matematik en zor oluyor, buna karşı. Bir sene gelir, matematik biraz daha kolaylaştırılır ama fen zorlanır ya da edebiyat zorlanır. Bu konuda da hemfikiriz. Bilmem anlatabildiğimi, söylemek istediklerimi. Sevgili arkadaşlar, hem tercihlerinizi yaparken hem bundan sonraki arkadaşlar, sizlere de sesleniyorum. Lütfen soruların zor olduğunu aklınızdan çıkarmayın.
kolaydı demiyoruz. Fakat bu zorluk puan sıralama bariyerini biraz değiştirecektir. Düşük puanlar alacaksınız belki ama sıralamanız daha iyi gelecektir. Eğer sıralamanız daha iyi gelmediyse, kusura bakmayın sınav demek ki bahsettiğiniz kadar zor değil, çoğu kişi yapmış demektir. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden hani buna sövmek yerine stresimizi arttık, sorular zordu dedik. Ama sövmek yerine bir an önce bu durumdan çıkma ve tercihlerde en iyi sonucu alma yoluna gidelim. Artık buraya odaklanalım bizler. Ben ÖSYM'nin yerinde olsam soruları bu minvalde belki bir tık daha kolaylaştırarak, ara sıra kolaylaştırıp ara sıra zorlaştırarak bu minvalde devam ettirirdim. Söylüyorum. Çünkü sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de eğitim sistemini buraya doğru yönlendirmesi için. Ha, ÖSYM bu işi tam anlamıyla doğru yapıyor mu? O ayrı bir şey. Fakat bu sorunun bir yerden düzelmeye başlaması lazım. Lütfen kızmayın. İçimden geçenleri söylüyorum. Bir öğretmen olarak, sizleri düşünen bir öğretmen olarak eğitim sistemindeki durumun olması gerektiğini sizlere açıklamaya çalışıyorum. İnşallah güzel sonuçlar alır. İnşallah gönlünüzdeki üniversitelere gidersiniz. Tercih videolarımızda çok farklı şeyler deneyeceğiz bu sene. Mutlaka ve mutlaka takipte kalın. Tercihlerde yine beraber olacağız. Görüşmek üzere.